İstanbul Ataşehir'de yaşayan 43 yaşındaki 3 çocuk annesi bir kadın ortadan kayboldu. 3 gündür ondan haber alamayan Aydın ailesi perişan oldu. Markete gidiyorum diye çıkıyor. Ve hiçbir türlü de ulaşamadım. Anne ne olur eve dön, seni çok özledik. Ya ben evden giderim gerekirse, problem yok. Öğle vakti eline çantasını aldı, markete gidiyorum diyerek evden çıktı. 3 gün geçti, adeta sırra kadem bastı. Biz endişeliyiz. Gerçekten hiç uyuyamıyorum. Merak ediyorum nerede, kimin yanında. Kimin peşine gitmiş, kimin evindedir, kimin yerindedir. Çeyrek asırdır evli Aydın çiftinin 3 çocuğu vardı. Orhan Aydın'a göre her şey güllük gülistanlıktı. 25 yıllık evliyiz, hiçbir sorunumuz yoktur bugüne kadar. Hiçbir geçim sıkıntımız da yoktur. O günün akşamı yani 11'i çarşamba akşamı da gayet her şey normaldi. Hiçbir şeyden şüphelenmedik. Sevim Aydın ailesiyle birlikte Ataşehir'de bu evde yaşıyordu. Perşembe günü öğle saatlerinde küçük kızı Eda'ya bakkala gidiyorum dedi. Evden çantasını alıp çıktı. O günden sonra Sevim Aydın'dan bir daha haber alınamadı. Evden gayet normal bir şekilde çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Gittiği anda da telefonu kapatmış. Aile hemen durumu polise bildirdi. Sadece bir kamera kaydından gördük. Çantası elinde normal bir şekilde otobüs duraklarına doğru gittiğini gördük. O kadar. 43 yaşındaki kadının o duraktan nereye gittiğini hala kimse anlayamadı. O TikTok olayında ben ondan şüpheleniyorum. Orhan Aydın bir ay önce eşi Sevim Aydın'ın TikTok hesabının olduğunu fark etti. Orada bazı erkeklerle konuştuğunu gördü. Birilerine yazışmış orada. Ve şimdi de o kişilerle kaçmış olabileceğini düşünüyor. Kaçtı mı, kaçırıldı mı hiçbiri bilmiyor. Cevapsız sorular Aydın ailesini uyutmuyor. Biz annemden hani kandırıldığından da şüpheleniyoruz. Üzerine hani arabalar, varlıklar var babamdan dolayı. Hani bunun için belki biri peşine düştü, kandırdı. Gelsin evine yerine. Ha ben endişe ediyorum hayatından. Ha ben evden giderim gerekirse, problem yok. Benden bir sıkıntısı varsa ben evden giderim. Sevim Aydın'ın eşi ve çocukları onun başına bir şey gelip gelmediğinden endişe ediyorlar. Geceleri uyku uyuyamıyorlar ve bir an önce annelerinin eve geri gelmesini istiyorlar. Geceler öyle geçiyor, merakla geçiyor, uyuyamıyorum. Anne ne olur eve dön, seni çok özledik. Yani 3 gündür ne yemek yedik ne uyku uyuduk, seni bekliyoruz. 4 gözle camda gözümüz seni bekliyoruz.